Yeni düzenle başlıyoruz. Hastane için Güzelyurt'a ilk adım başlığını görüyoruz manşetinde yeni düzenin. Güzelyurt'ta yapılması planlanan tam teşekküllü hastane için projelendirme çalışmaları başladı. Projelendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 4-5 ay içinde ihaleye çıkılması hedefleniyor. Sağlık Bakanı Salih Hızbul, yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerinde yapılması planlanan hastanenin 50 yatak kapasiteli poliklinik, ameliyathane, idare ve servislerden oluşacağını açıklamıştı. Uzun yıllar bölgede sağlık hizmeti veren CTP Güzelyurt Milletvekili Doktor Hüseyin Erçal, bölgede 15 yıl serbest, 15 yılda kamuda hekimlik yaptım. O bölgedeki ihtiyaçları da en iyi bilenlerden olduğumu düşünüyorum dedi. Güzelyurt merkezde etkili, verimli, süratli ve çağdaş hastane ihtiyacına vurgu yaptı. Elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti. Detayları da iç sayfalarında yeni düzenin. AİDE mülkiyet konusunda uzlaşının genel hatları görülebildi dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Esmen Bart AİDE, müzakerelerde mülkiyette uzlaşı yönünde genel hatların ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Hedeflerinin müzakerelerin son turunda ellerinde sayıca az konu olması olduğunu ifade etti. AİDE ayrıca garantiler konusunda da Türkiye'de temaslarda bulundu. Yakın zamanda Atina'ya gideceğini, İngiltere ile yakın temas halinde olduğunu kaydetti. Akaryakıt bir yılda %14 ucuzladı. Bir diğer başlık. Kuzey Kıbrıs'ta akaryakıt fiyatlarının zirve yaptığı 3 Temmuz 2014 tarihindeki fiyatlara göre şimdiki fiyatlar arasında %-13.20 ile %-15.73 oranında gerileme oldu. Temmuz 2014'te 3.76 Türk Lirası olan 95 oktan benzinin fiyatı şimdi litresi 3.23'ten satılıyor. 3 Temmuz 2014'te 3.94'ten satılan 97 oktan benzinin litresi bugün 3.42 Türk Lirası. Yeni düzeni aktarmış olduk böylelikle. Sırada bu kez Kıbrıs gazetesi var. Kıbrıs'la devam ediyoruz. Hepimizin çözüme ihtiyacı var dedi Dışişleri Bakanı Emine Çolak. Dışişleri Bakanlığı'nın 41 milyon 140 bin 800 liralık bütçesi oy çokluğuyla Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis kürsüsünden eleştirileri yanıtlayan ve değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Kıbrıs sorununun çözümü için sürdürülen müzakerelerin niteliğinin herkesi eşit şekilde etkilediğini vurguladı. Çolak, bu süreç Denktaş'ın torununu da Taçoy'un çocuğunu da Sayın Akıncı'nın torununu da aynı şekilde etkileyecek. Bu sürecin herkes için önemli olduğunun farkındayız dedi. Çolak, Kıbrıs sorunu kolaylaşmadı. Zorluklar var. Ben zaman çözüm için uygundur dedim. Bunun için eleştirildim. Bu konuda halüsinasyon görmüyorum. Türkiye'de olmak üzere birçoğumuzun çıkarı çözümden yana. Üstelik zamanın uygunluğu sadece benim tespitim değil. Bu yoğun bir süreç, değişik liderlerin elde ettiği yaklaşımları malzeme ederek bir sonuç elde etmek için çalışıyoruz diye konuştu. Hepimizin çözüme ihtiyacı var vurgusunu yapan Çolak, bu yönde hepimizin azami gayret göstermezsek olmayacak şeklinde konuştu. Hollywood ailem satıyor. Gülgün süt ürünlerinin 25 yıl önce Düzova'da küçük bir imalathanede başlayan üretimi bugün Amerika'nın ünlü Los Angeles kentine kadar uzanmış durumda dedi Kıbrıs. Su baskınları olabilir. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Güney Kıbrıs'ta yoğun yağış beklendiğini söyledi. Mausa yöresi Doğu Mesarya ile Doğu Sahil bölgelerinde yağışın risk yaratabileceği yönünde uyardı. Su baskınları olabilir başlığıyla aktarıldı haber Kıbrıs gazetesinde. Kıbrıs'ta uzun süre sonra çözüme yaklaşıldı. Bir diğer başlık Türkiye Avrupa Birliği Bakanı Bozkır'ın açıklamaları. CTP Genel Başkanı ve 2. Cumhurbaşkanı Talat, Birleşik Bir Kıbrıs Mümkündür başlıklı konferansta yaptığı konuşmada olası çözümün mutlaka güvence altına alınması gerektiğini söyledi. İngiltere'nin Avrupa Birliği Bakanı Liddington, Kıbrıslıların adalarını adil ve sürekli çözümle yeniden birleştirmelerine yardımcı olmak için gerek Yunanistan'la gerek Türkiye ile birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz dedi. AİDE'nin Anastasiadis'e Ankara'dan sıcak mesajlar getirdi. Türkiye'nin Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasından edineceği yararları anladığını ilettiği iddia edildi. Ve detayları da bu haberlerin Kıbrıs'ın iç sayfalarında. Unutkanlık mutfağı kül etti.
Köfte pişirmek için ocağa yağ dolu tencereyi koyan 83 yaşındaki Kezban Yiğitsoy kardeşini gidip sohbete dalınca etrafı alevler sardı. Unutkanlık mutfağı kül etti başlığıyla aktarıldı. Haber geçmiş olsun diyelim Kezban Yiğitsoy'a. Evet, böylelikle Kıbrıs'ı da aktarmış olduk. Havadis'le devam ediyoruz. Zehire devam başlığını görüyoruz Havadis gazetesinin manşetinde. Kıptek'in teknecik elektrik santrali için kükürt oranı düşük yakıt alımıyla ilgili ihalesi, kurumla ihaleye en düşük teklifi veren firma arasındaki anlaşmazlık nedeniyle imza aşamasında iptal edildi. Bakanlar Kurulu geçmişte aldığı kararla önce 30 Haziran 2015 itibariyle kükürt oranı düşük yakıta geçme kararı almış, daha sonra bunu başaramayarak 31 Aralık 2015 son tarih olarak saptanmıştı. Yılın bitmesine sayılı günler kala şimdi de ihale krizi gündeme geldi. İhaleye 5 firma arasında en düşük teklifi Kıymet Trading verdi. Firmayla kurum yetkilileri arasında önceki gün yapılan toplantıda sürpriz bir gelişme yaşandı. İlgili firmanın ihaleye girerken farklı bir borsanın fiyatını verdiği, bunun da Kıptek satın alma komisyonunun gözünden kaçtığı ortaya çıktı. İhale iptal edildi. Teknecik elektrik santralinin bacasından çıkan dumanın çevreye, doğaya ve insan sağlığına verdiği zararları anlatan çevreciler, Kıptek'in ihalesinin iptal edilmesini tepkiyle karşıladı. Çevre dostlarının dikkati yeniden Bakanlar Kurulu'na yoğunlaştı. Aileler dikkat, çocuklarınız tehlikede. Ve teknolojinin detaylarına çok girmeyelim ama teknolojinin zararlarından bahsediliyor zaman zaman. Ve sevgilisi tarafından kötü amaçla kullanılması, teknolojinin dün bir lise öğrencinin hayatına mal oluyordu şeklinde özetleyelim haberi. Mülkiyette genel hatlar ortaya çıktı. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Esmen Bart Ayde, Kıbrıs müzakerelerinde mülkiyette uzlaşı yönünde genel hatların ortaya çıkmaya başladığına inandığını söyledi. Çözümden çok fazla umutluyum. CTP Genel Başkanı ve 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat çözümden daha fazla umutlu olduğunu söyledi. Talat, çözümü güvence altına alamazsak fanatikler bu çözümü sabote edebilir. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız dedi. Ve devam edelim. FED'den tarihi karar bir diğer başlık. Amerikan Merkez Bankası FED 10 yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına gitti. FED'in 25 baz puanlık artırımının ardından dolar da faiz 0.25'te 0.50 bandına yükseldi. Bu gelişmenin ardından doların yükselişe geçmesi bekleniyor. Ve haberde de detayları var bunun. Karar yok, su denize akıyor. Bir diğer başlık. Bu haberi de aktaralım. Havadis gazetesinden su konusu yine Havadis gazetesinin bugün de sür manşetinde yerini aldı. Karar yok, su denize akıyor. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a gelen suyun yönetimi ve işletmesi konusunda henüz bir karar alınamadı. Belediye başkanları dört gözle artık hükümetin bir karar almasını ve suyun bölgelerine ulaşmasını bekliyor. Ayrıca hükümetin henüz karar alamaması nedeniyle de su denize akıp gidiyor. Aralık ayı bitiyor, henüz yağmur yağmadı. Belediyeler gelişmeleri endişeyle izliyor. Türkiye'den gelen su ise denize akıyor. Bakanlar su projesinin önemine işaret ederek yöneticilerin bütçe görüşmelerinin hemen ardından su konusunu çözmesini istedi. Bütçe görüşmelerinin hemen sonrasında Türkiye'de görüşmeler olacak. Başbakan ve Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali'nin daha önce yapmış olduğu açıklamalar bu yöndeydi. Dolayısıyla bu bütçe görüşmelerinin bitmesi bekleniyor. Devam edelim. Yine var mıdır Havadis'ten eksik bıraktığımız haber? Aktardık tümünü. Halkın sesiyle devam edelim. Tabular yıkıldı, çözüm yakın başlığını görüyoruz Halkın Sesi'nin manşetinde. Müzakerelere ilişkin ilgili taraflardan çok umutlu mesajlar veriliyor.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Kıbrıs müzakerelerindeki ilerlemeden memnun olduğunu belirterek adada bir çözümün yakın olduğunu söyledi ve bu haberde yer aldı Halkın Sesi gazetesinin manşetinde. Müzakerelere ilişkin ilgili taraflardan çok umutlu mesajlar veriliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Kıbrıs müzakerelerindeki ilerlemeden memnun olduğunu belirterek adada bir çözümün yakın olduğunu söyledi. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Ayda ise bazı kilit konularda yararlı gelişmelerin yaşandığını, mülkiyet konusunda uzlaşının genel hatlarının görülebildiğini söyledi ve gelecek aylar için umudum elimizde cevapları ya budur ya da diğeri diyebileceğimiz birkaç önemli sorunun kalmasıdır dedi ve bu haberde Halkın Sesi gazetesinin manşetinde yer buldu. Ekonomik protokol imzalanmazsa turizm biter. Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Ahmet Savaşan ekonomik protokol konusunda uyardı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve mali işbirliği protokolü imzalanmadığı takdirde ülke turizmi 5 yıl geri gider, şarter seferler bile durabilir. Tabii ki bütçe görüşmeleri var. Bir yandan da bütçe görüşmeleri sonrasında su konusu konuşulacak Türkiye ile. Protokolünde eş zamanlı olarak görüşüleceği söyleniyor. Bir yandan da bizim kendi hazırladığımız Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü'nün hazırlamış olduğu orta vadeli program var. Dolayısıyla bu orta vadeli program bu protokolün neresinde olacak? Tüm bunları konuşmaya çalışacağız bugün. Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu'yla birlikte hem orta vadeli programı hem de Devlet Planlama Örgütü dün Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 2014 kitabı hakkında açıklama yaptı. Dolayısıyla bunun da detaylarını konuşmaya çalışacağız. Programımız içerisinde saat 8.30'dan itibaren. Konuşmada Avrupa Birliği'ni geçtik bir diğer başlık. Kuzey Kıbrıs mobil iletişimde Avrupa Birliği'ni geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nun verilerine göre abone başına aylık ortalama mobil konuşma miktarı Avrupa Birliği'nde 199 dakikayken Kuzey Kıbrıs'ta 231 dakika olarak gerçekleşti. Halkın Sesi gazetesini de aktardık. Sırada bu kez Star Kıbrıs gazetesi var. Sorunun kaynağı kendileri serbest çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu istifa eden doktorların ikinci iş yaptığını ancak sağlıktaki sistemsizliğin nedeninin ikinci iş yapan doktorlar olduğunu söyledi. Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Anayasa Mahkemesi'nin kamuda çalışan hekimlerin ikinci iş yapma yasağı kararına uymadığı, bu kararları uygulamadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı ve bir önceki Sağlık Bakanı Ahmet Gülle'yi dava etmişti. Yüksek İdare Mahkemesi'nde görüşülen davanın duruşmasına bugün de devam edilecek. Öğretmen sürekli öğrenmesi gerektiğini bilmelidir dedi Eğitim Bakanı Dürüst. Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Savaşan, ekonomik ve mali işbirliği protokolünün yenilenmesini istedi ve uyardı. Yoksa turizm 5 yıl geri gider dedi. Beş Parmak Düşünce Grubu mülkiyet konusunda uyarılarda bulundu. Esmen Bartay'da mülkiyette genel hatlar ortaya çıkmaya başladı dedi. Detayları da yine iç sayfalarında Star Kıbrıs gazetesinin. Devam edelim yine haberleri aktarmaya. Detay gazetesindeyiz bu kez. Son müzakere Ocak'ta. Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik olarak yoğun bir şekilde devam eden müzakere sürecinde sona yaklaşılıyor. Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Ayde dün Cumhurbaşkanı Akıncı ile yaptığı görüşmenin sonrasında Ocak ayının ikili müzakereler için son dönemeç olduğunu söyledi. Ayde dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Akıncı ile yaptığı 2 saatlik toplantının ardından yaptığı açıklamada en zor başlıklardan biri olarak bilinen mülkiyet konusunda iki tarafın yakınlaşması sonrası uzlaşının temel hatlarının artık görülebildiğini ve Ocak ayındaki görüşmelerin müzakerelerin son turunu oluşturacağını açıkladı. Kıbrıs'ta çözüme ulaşabilmek için yoğunlaştırılmış bir şekilde Kasım ve Aralık ayları içinde görüşen liderler, yaşanan gelişmeler sonrasında Ocak ayında da görüşmeye devam edecekler. BM Özel Temsilcisi Ayde, yeni yılın ilk ayında önemli kararların alınabileceği müzakerelerin zeminini hazırlamaya çalıştıklarını belirtti.
Motorin ithalatı durduruyor Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı. 1 Ocak tarihinden itibaren ülkeye motorin ithalat izni verilmesinin durdurulacağını duyurdu. Bu kararla daha çevreci bir yakıt alınması nedeniyle gerek Türkiye gerekse AB ülkeleri standartlarına göre dizel araçlarda kullanılan Euro dizelin ülkede de kullanılarak egzoz gazındaki kükürt dioksit zararlı bileşenini azaltarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi hedefleniyor. CTP Genel Başkanı ve 2. Cumhurbaşkanı Talat, çözümden çok fazla umutluyum dedi. 2. Cumhurbaşkanı Talat, Avrupa Komisyonu Kıbrıs temsilciliği ile Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Sosyal Reform Derneği işbirliğinde düzenlenen Birleşik Bir Kıbrıs Mümkündür başlıklı konferansta konuşma yaptı. Ortama geçiyoruz. İşkenceye karşı tedbir aldığınızı duymadık dedi TDP milletvekili Mehmet Çakıcı. Yılan hikayesine dönen polisin sivile bağlanması konusunu dün bir kez daha meclisin gündemine taşıdı. İşkenceyle ilgili meclisten rapor çıktığını, mahkeme kararı da çıktığını anımsatan Çakıcı, polisin bu konuda ne yaptığını sorguladı. Neofit'u gerçek bir çözüm olmadan tam anlamıyla Avrupa Birliği'ne girmiş olmayacağız dedi. DİSİ Genel Başkanı Averof Neofit'u Birleşik Bir Kıbrıs Mümkündür konferansında yaptığı konuşmada gerçek bir çözüm olmadan tam anlamıyla Avrupa Birliği'ne girmiş olmayacağız. Avrupa Birliği'de bir bütün olarak yer almamız lazım dedi ve detayları da Ortam Gazetesi'nin sürmanşetinde yer buldu. Ayda kilit konularda yararlı gelişmeler yaşanıyor dedi. Ve bu açıklamada Ortam Gazetesi'nin birinci sayfasında yer aldı. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Ayde dün Cumhurbaşkanı Akıncı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada kilit konularda yararlı gelişmelerin yaşandığını, mülkiyet konusunda ise uzlaşının genel hatlarının görülebildiğini söyledi. Detayları da iç sayfalarından aktarılıyor yine Ortam Gazetesi'nin. Vatana göz atalım bu kez, müzakerelerde umut var ama netlik yok başlığını görüyoruz Vatan Gazetesi'nin manşetinde. Aylar öncesine göre mülkiyetle ilgili bir uzlaşıya çok daha yakın olduklarını ancak halen çözülmesi gereken unsurların bulunduğunu kaydeden Ayde, her iki tarafın memnun kalabileceği mülkiyet sorununda uzlaşıyla ilgili genel hatlarını görmeye başladığımıza inanıyorum ancak liderler konuyu sonuçlandırmadan bunu açıklayamam dedi. 10-15 bin yatakla milyonlara hizmet veremeyiz dedi Turizm Bakanı Sucuoğlu. Son olarak Afrika'ya göz atıyoruz. Bas Tahsin Bas başlığı var. Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğrul'u bir takım çıkarları bozacağız, bazılarının ayağına basacağız diyerek çok iddialı konuştu. Limanlar, telefon dairesi ve bakanlığa bağlı bazı kurumlarda böyle geldi böyle gidecek mantığıyla hareket etmeyeceğiz diyen Tahsin Ertuğrul'u bazılarının çıkarlarını bozacağını ama kimlerin ayağına basacağını söylemedi. Ertuğrul'u yoğun çalışma içine gireceğim. Anayolun sağında solunda ormanın içinde nerede ilan panosu varsa indirilecek. Şehirler arası yolların ışıklandırılması konusunda iddialıyım. Bunun güneş enerjisiyle yapılması gündemde. Taşımacılıkta ciddi bir kargaşa var. Bundan rahatsızız. Ciddi şekilde eleştiriliyorum ama taşımacılıkta keyfi uygulamalara devam edecek değilim dedi. Evet, böylelikle aktarmış olduk. Afrika'yı da ve basında bugünü tamamladık.